Tüketti sanma hezaran hikayeti aşkı. O kıssadan dahi söylenmedik neler kaldı. Can veren pervaneler programından herkese hayırlı akşamlar. Her hafta olduğu gibi bu haftada canlı yayınımızı Ankara Mevlevi Hanesi'nden gerçekleştiriyoruz. Bu haftaki programımızın mevzuu hem devlet adamlığı hem de şairliği ile ön plana çıkan ve aynı zamanda kaynakların ittifakıyla Şeyh Galip'ten sonra, Galip Dede'den sonra Türk şiirinin en güzel sözlü şairi olan Keçecizade İzzet Molla. Her hafta olduğu gibi yine iki kıymetli misafirimiz var. Kıymetli Ayetinaç Hocam, Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hocam. Merhaba. Şeref Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Elhamdülillah. Çok teşekkür Allah iyilik versin efendim. Ve e, solumda Ömer Demirbağ hocam yine teşrif ettiler. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkürler. Nasılsınız hocam? Çok teşekkürler. Eyvallah hocam. Allah iyilik versin. Hocam Fuat Köprülü e, klasik nazmın son üstadı olarak nitelendiriyor Keçecizade İzzet Molla'yı. İki tane divanı var ve pek çok nesil eseri var. E, hayatı hakkında, Keçecizade İzzet Molla'nın hayatı hakkında bizlere neler söylersiniz? 1785'te dünyaya geliyor. Konya, Aslı Konya'dan gelen bir ailenin evladı olarak. Pek çok yönüyle Şeyh Galip'e benzer. Ancak bir yönü tam tersi, Şeyh Galip ne kadar el üstünde tutulmuşsa o maalesef o kadar itilip kakılmış. Galip hayranı zaten. Hayatı boyunca Halet Efendi'nin himayesi altında yaşadı. Buna rağmen nükteye olan düşkünlüğü, pervasızlığı sebebiyle Keşan'a ve Sivas'a sürgün edilmekten kurtulamadı. Fazlaca hazır cevap, fazlaca muzip, rahatsız edici noktalara varıncaya kadar özü sözü bir bir zat olduğu için, aynı zamanda şair geçimsizliğine sahip olduğu için biraz kızdırdı demek. Özellikle Rus Harbi'nin arifesinde yazmış olduğu bir ile bu harbin neticelerinin çok hayırlı olmayacağına dair görüşler serdettiği için sıvasa sürüldü oradayken dediği çıktı. Aynen onun dediği gibi öngörüsü tamamen tuttu. Bu bakımdan affedildi. Af haberi Sivas'a gittiğinde bir gün öncesinden kendisi vefat etmişti. Allah Allah. <laughs> Bu yönüyle Firdevsiyi Tusi'ye benzetirim ben onu. Evet. Meşhur İran şairi, ünlü Şehname'nin şairi. Ömrü boyu Mahmudu Gaznevi ile birbirini çatıştılar. Gazneli Mahmud onu hep takip ettirdi. Bir ömür, 30 yıl belki. Ondan kaçtı, onu hicvetti. Ömür boyu böyle. Sonunda şu oldu, bu oldu. Gazneli Mahmut, koca bir sultan, şairden özür diledi. Özürname iyi götüren heyet, Tuz şehrinin dışında Firdevsi'nin cenazesini taşıyan ya. kalabalıkla karşılaştı. Benziyor bu yönüyle. Ya. <laughs> 45 yaşında vefat etti. Galip de 41 yaşında. Çok büyük bir kayıp. Bir sanatçı için çok genç sayılabilecek bir yaşta büyük bir şairi kaybettik. Edebiyat alemindeki pozisyonuna gelince doğrusu hem çok iyi şanslı bir mevkidedir hem de çok kötü. E, divan edebiyatının başlan başlangıcından itibaren 600 yıl geçmiş, 600 yıllık edebi birikime konmuştur Keçecizade İzzet Molla. E, kendisinden öncekilerin hazırladığı, incelttiği, adeta iksir haline getirdiği muhteşem bir birikimle şiirlerini yazmıştır. Ancak bu kadar muazzam boğucu zenginlik aynı zamanda e, kalınlaşmış bir bulamaç maza, manzarası da arz etmektedir. İşte bu yüzden belki de farkında olmayarak yenilik arayışları içinde olmuştur. Henüz tanzimat yoktur ama tanzimatçıların pek çoğunun söyleyip de beceremediğini kendisi başlatmıştır. E, son derece e, kendisi muzip bir kişilik, sözünü asla esirgemeyen, Mevleviliğin de verdiği tevekkül ve teslimiyetle en ıstırap verici hadiseler karşısında bile gülümsemeyi bilen birisidir. İşte mesela Keşan'dayken bir densizlik ediyor bir cami imamı, bir zahidi zerrak, bir bu kadar arif ve zarif bir insanı, bir divan şiirini, şairini, şairini saz çalıp türkü söylemeye davet ediyor. <laughs> Bize biraz türkü çorumdu deyince tabii. Ya. Yani böyle bir adama bu söylenmez. Hamlık yani. Evet, tamam <laughs> hamer vahlık Tam manasıyla o yerin Mısır'larda şöyle yerini alıyor. Ee, Keşanda e, cami eee ke Cami Kebir'in imamı, imamı Sağır. Sağır idi gerçi sığırdan kebir. <laughs> Cüssesi fazlaymış. Yani şöyle zaten yaralı bir insan açık yere sinekler konuyor. Çok fazla kırılıyor. E, haksız yere gönderildiğini düşünüyor. Bütün bunlar da Mısralarda yerini alıyor. E, akrabalık cihetiyle de oldukça verimlidir kendisi. Bir kere e, meşhur nüktedanımız adeta Nasret'in sonra da hocadan sonraki bizim en büyük nüktedanlarımızdan biri olan meşhur şeyin babasıdır. Fuat Paşa'nın. Fuat Paşa'nın babasıdır. Ki Sen hazır lazım. cevaplık ona mahsus. Evet. 12'den vurmak taşı yediğine evet. koymak dendi mi evet. Fuat Paşa. Fuat Paşa'dır. Düşünün evet. Rus çağrına efendim domuz eti bizde haramdır diyen adamdı yani. Ziyafette Rus çağrı o zamanlar sefir olan Fuat Paşa'ya diyor ki ne kadar çok yediniz Paşa Hazretleri neredeyse beni yiyeceksiniz. Deyince efendim bizde sizin etiniz haramdır <gülüyor> <gülüyor> diyebilen adamdır. Fuat Paşa'nın babası Keçecizade İzzet Molla. Aynı zamanda son büyük divan şairelerimizden Leyla Hanım'ın da dayısıdır. He, Le Leyla Hanım onun ablasının kızıdır. Güzel. <laughs> ee, Leyla Hanım hatta onun keşene sürülmesinden dolayı zamanın sultanına e, şiirlerle dayısının affedilmesine dair şeyler yazar. Sultan II. Mahmud'a. Leyla Hanım ki pek çok şeyi bestelenmiştir, dayısından tevarüz etmiş olmalı. İşte bir sencileyin dilberi rana bulunur mu? Bir bencileyin aşıkı şeyda bulunur mu? Uşşakı belakeşlere ayine ne hacet? Sinen gibi millet mirat-ı mücella bulunur mu? Bir ben gibi ta haşra kadar aşıkı sadık sultanıma ben söylemem amma bulunur mu? Diyen hanımdır. yani. İzzet, İzzet Mola'nın yeğeni. Dayısına çekmiş. <laughs> <yani>. Evet, evet. <laughs> Sanma Leyla Sengin Tıynet'e. O Leyla Hanım da o. Yani Leyla Hanım'ın çok güzel bir beyti geldi hatırıma da onu söyleyeyim. Geri gelmişken sanırım bu Leyla o. İki tane de karışıyor da bir de Trabzonlu Leyla var ama. Ha, yok. Bu, bu o yani hı. diyeceğim. Şöyle diyor. Yekten olmak ister yekten olmak ol gül ol gül bedenle ey peri, yekten olmak istesen ol gül bedenle ey gönül, pirehen ve sinesin şakeyleyip serden geçer. Enteresan bir nükte yapmış hocam. Evet. Gömlek gibi olmazsan, o yâre kavuşamazsın. O yare sarılan ancak gömlek oldu. Gömleğin iki özelliğini öne çıkarıyor. Sinesi yırtılmış, evet, başı çak. yok. Evet, çak olmuş. <gülüyor> evet. <gülüyor> Sinesini çak edecek, çok fena sevecek yani. Başından da vazgeçecek başlığı ki kavuşabilsin. Yusuf Aleyhisselam'a ancak gömlek kavuştu. Çünkü evet. sinesi yırtıktı ve başsızdı diyor. Çok enteresan tabii şair muhayilesi Nasıl hayal kuruyorlar? Sözü nereden nereye alıp nasıl evet. götürüyorlar? Bambaşka bir, sanki yedek bir beyim var, onunla <laughs> farklı düşünüyorlar gibi yani. Ne evet. diyor, normal düşünce var onlarda da, ilaveten bir şey daha var. Evet, <gülüyor> e, <gülüyor> e, bir de Müzeyyel Gazel örneklerinin en büyük ustasıdır diyebilirim. Müzeyyel Gazel şu demek, malumdur, Gazel Maktabeyit'le son bulur ve makta Maktabeyit'te şairin mahlası geçer. Ancak daha sonra şair bir beyt daha eklerse, Zeyl yazmış olur. Böyle yani. Gazellere Müzeyyel Gazel deniyor. Hı. Ee, İzzet Molla da her gazelin bittikten sonra Mevlana Hazretlerine dair bir beyit eklemiştir. Hepsini müzeyyel gazel haline getirmiştir. Evet. Yani her gazelin e, alttan son beyitten bir önceki beyit makta beyittir. Evet. Daha sonra evet, Sondan Hazreti Molla'ya dair bir şey söyler mutlaka. evet. evet. Hz. Mevlana'dan söylemezse yani istisna yüzde seksen Hz. Mevlana, ya evet. Şems-i Tebrizi'den sonra ya Galip'te iki gazelde evet, gördüm. Evet, evet. Yani bir Mevlevi büyüğünü ayırıyor. Son beyti Müzeyyel dediğimiz gazel o evet. demek. Evet o dikkatimi çekmişti de adını tek falan <laughs> yani mevzuyu kavramamışım. Sondan bir önceki beytte İzzet Molla'nın mahlasını görürüz hep o büyüklerden söz etmediği de bir tek gazeli yok Yani. Enteresan evet. bir şey. Yani. Yani bu... büyüklerden söz ede ede büyük oluyor zaten. Öyle Ama öyle. Yani. Şairliğini oraya boşlu. Galip evet. Hocam... diyor ya sözünüzü evet, kestim özür dilerim. Efendimsin cihanda iştiharım varsa sendendir. Meyana aşıkanda iştiharım varsa, <laughs> iftiharım varsa sendendir. Ne varsa oradan geliyor. Öyle kabul ediyorlar. Şairlik cevherin de oraya boşlu kabul ediyor. Medyundurlar yani. Eyvallah. Hocam Keçeci Zade İzzet Molla sizin en sevdiğiniz şiirlerden evet, çok, birisi. Çok, çok, ben yani şiirlerinden çok haz ettiğim, e, her fırsatta okumaya çalıştığım. Zihninizde ne tahtur ediyor ilk. İlk Keçeci Zade'nin şu gibi, yani bizde. şu önümde duran Hazreti Mevlana Halidi Bağdadi için yazdığı eser çok önemli ama Hı. önce bir gazel tabii Hı. yani şair değil önce insanın aklına gazel geliyor. Şu gazel Acep bu ateşi firkatle kimler ya ne gönlümden? Demem kim yakmaz zira korkarım divane gönlümden. Ne, e, vatandan kalmadı Ahmet şu eyler ahdan gayrı. Ne ol mehrudan aldım bir haber hala ne gönlümden. Yakıp yıktı temelden hüsrevi aşkın sipahisi. Ümid etmem imaret bir dahi virane gönlümden. Diğer beyitler aklıma geldikçe söyleyeyim ama bu kadar ilk beyitte mesela mahna çok hoşuma gider, çok güzel geliyor. Ben diyor bir mum gibi yandım. Bana değen pervaneler de yanacak. Kime nasip olur? Kim yanar? Bilemem. Gönlüme dönüp de yakma da diyemem. Korkarım. Korkarım, hışmından korkarım bu iş büyük iş, ben onu durduramam diyor. Nasip olan yanacak, bunun çaresi yok diyor. Sakın saki sakınma badeyi divane gönlümden. Büyük dudur sahip derun ehli melamettir. Sakın saki sakınma badeyi divane gönlümden. İzzet Molla bir özelliği daha var yani fark ettiğimiz. Her gazeli bila istisna Mevlevilik vadisinde bir Mevlevilik namına o Mevleviliğin esasını, neşvesini anlatmak için yazılmış gibi. Aksine bir örnek hiç hatırlamıyorum. Ha, ya. Yok O, gibi. o Mevleviliğin şairi e, üstadına ram olmuş, ona fevkalade hürmetkar, sayısız gazelini tanzir etmiş. Yani galip merhumdan kaç gazel nazire yaptı diye, nazire tanzil tanzir etti diye baksak herhalde bir külliyat çıkacak ortaya. Ve bundan da şey yapmamış yani ne diyelim, Sakınmamış. Evet, övünüyor zaten, Bunlar övünüyor da evet. yani. Esrar Dede'de de görüyoruz evet, benzer evet. şeyi. O da mevzul çok sayıda gazelini tanzir etmiş. Demek ki galip merhum tartışılmayan bir mevkide. Evet. Onun otoritesine evet. kimse söz konusu etmiyor. Ona benzemek, ona yaklaşmak, kendileri için şeref addediliyor. Vatandan kalmadı Ahmet Şud eyler ahdan gayrı ne ol mehru'dan aldım bir haber hala ne gönlümden. Gurbetteyken muhtemelen yani evet, gurbet hissi evet. var. Hem uzaktayız hem de diyor memleketten ahdan başka bir haber de gelmiyor. Yani bir ah geliyor o kadar. O ay yüzlüden de mehru, ay yüzlüden de bir haber almadık. Yani ikinci divanına ki ona divançet desek herhalde evet. yerinde Divanı olur. Divanı hazanı asar. Mihnet Keşan diyor o. Yani Keşan'da ya. Yani. <laughs> evet. Mihneti keşan şeklinde okumak da mümkün. Evet. Yani keşanın şimdi... mihneti ya da mihnet çekenler mihnet, mihnet keşan. Çek... Yani <laughs> evet. Bir iki... çok kahırlanmış demek evet. ki. Çok evet. koymuş demek ki bu iş. Bugünlerde de böyle asistaneden uzaklaştırılan bir memur bu kadar gücenir mi diye baktığımda ben öyle görmüyorum pek öyle olmuyor. O zaman demek ki hilafet merkezinde, sultanın gözü Tabii. önünde olmak kültür, sanat açısından da faaliyetler açısından da çok önemli ki bu onlara çok ağır geliyor. yani Kahroluyor. Böyle bir cezaya uğradığı zaman kahroluyor ve bunu bütün ömrüne yansımış. Fakat dediniz ya böyle sivri dilli çekilmiyor. Sözünü dudaktan esirgemiyor. Bunu hak sözü söylerken de yani hakkı tebliğ evet. noktasında da hikaye malumunuzdur. Şu Necip Fazıl Merhum'un hocam dediği, üstadım, şeyhim dediği Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin hocasının hocasının hocası. Şeyhinin şeyhinin şeyhi. Mevlana Halid-i Bağdadi. Çok şöhret bulmuş malum haliniz. Önce Bağdat'ta sonra Şam'da ve Osmanlı mülkünde çok ismi duyulmuş, çok hürmet görmüş. O kadar ki sarayda bulunan bazı Mevleviler, ikinci Mahmud merhumun o hazreti görüp tanıyıp kendilerinin gözden düşmesinden de endişe etmişler. Halet Efendi başta olmak üzere. Görseler de düşecekler zaten. olacaksa. <laughs> su görünecek ve teyemmüm bozulacak yani böyle bir durum var. Yerinde bir endişe yani. Ve çekiştirme başlamış. Tezvirat, tatsız tutsuz şeyler olmuş. Çok berbat sözler. Nihayet zındık da demiş maalesef. Evet. Yani bu hoş değil ama demek ki e, ikbal kaygısı insana evet. böyle hatalarla yaptırıyor. Büyük zatların ortak kaderidir bu zaten. Hatta bizim merazide bir laf var. E, bir veliye 40 40 kere zındık denmedikçe veli olunmaz. Allah Allah. Böyle, böyle bir kural var. Allah, yani. Allah Allah. Allah Allah. İkinci Mahmut merhum şair olarak bile edindiği mahlas adli. Allah için yani. Kızına ver diyor isim Adile. Yani bu mefhum üzerinde ne kadar durduğu açık. Ve adaletin asgari şartı İki tarafı dinlemek. Tabii. İki taraf dinleme, dinlenmeden hüküm kurulmaz. Tanıyor Mevlana Halit Hazretlerini ve şu hükme varıyor. Bu zındıksa kimdir sıddık? Evet. Bu söz çok yayılıyor. Herkes duyuyor. Halit Efendi'nin suyunun ısındığına <laughs> herkes kani de acaba ne olacak? Onu bilmiyorlar. Derken Mevlana Halit Hazretleri Hakkındaki bu zındık ifadesini de duyduktan sonra incinmiş olmalı, kırılmış olmalı ki. Pirine havale ettik Halet Efendi'nin işini demiş. Piri Mevlevi'yim dediğine göre Hazreti Mevlana Celaladdin Rumi. Ne olacak yani şimdi? Uzun yıllar geçiyor. Halet Efendi ard arda ar birkaç sürgün geçiriyor ve Konya'dayken hıyaneti sabit olup idam ediliyor. Başı kesilerek. Pirine böyle havale. Pirine havale böyleymiş meğer <laughs> su, deniliyor. Su, hatime budur işte. Su hatime yani evet, hakikaten. Evet. Yani başını getiriyorlar sonra Galata Mevlevi Hanesi'ne defnediyorlar. O bunları yaparken sarayda 2. Mahmud'un yanındaki diğer Mevlevi, yani meşhur Mevlevi de ki İzzet Molla Merhum. Ama onun duruşu çok farklı, çok enteresan. Yani o endişe etmez mi bizim karizmamız sarsılacak falan? Hayır, tam tersine. Hatta Halet Efendi ve emsalinin hatasını dahi açığa çıkaran bir biçimde aman dikkat edin diye uzun hayli uzun hayli Dinleye şık biliriz, çok güzel bir, bir gazel kaleme alıyor. Ne diyoruz bunlara altılı? Müseddes. 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 Bir takım iman füruşan bir alay dellalı din. Girişe bak. <laughs> Satmada suku riyada da, su kı riya da i amali din. Anların destinde kalmış muzdaripken Halidin bir mükemmel zat şimdi eyledi edin Şeyh Halid'dir gülü ruhsarı millet Halidin Asitanı huldi cennet fedhuluha Halidin, halidin. Bir takım din simsarları <laughs> envai çeşit hatalar yaparlarken Müslümanları rencide ederken İslamiyeti kötü temsil ederken öyle biri geldi ki diyor Mevlana Halid'dir diyor o diyor. Hakiki bir alimdir diyor. İslam ümmetinin yanağında bir ben gibi diyor. Bir süs, bir güzelliktir diyor. Etrafındakiler doğru yolun yolcularıdır. Aman dikkat edin diyor onlara. Şimdi Mevli, kendisi Mevlevi. Evet. Hiç ilgisi yok. Zaten sona doğru söylüyor. Yani ben diyor bu kapıdayım ama şey yapın yani beni mensuplarınızdan sayın. Bize duanızdan, himmetinizden uzak etmeyin. Son kıta öyle. Olmasam ben bende de o la celaleddin eğer. fakrın etmemiş olsam o şahın zibiser. Baş koyup dergahına izzet olurdum haki der. Arzı halim eylesin şâme revane eşkiter. Şeyh Halid'dir gülü ruhsarı millet halidin. Asitanı hulli cennet fedhuluha halidin. Ben diyor sizin köleniz olurdum ancak evet. buradayız. Başımız, bir üniformamız var, bir mensubiyetimiz var. Buraya baş koyduk. Kalbim sizinledir ama büyüklüğünüzü kabul ediyorum. Size hürmet ediyorum, dua ediyorum. Lütfen siz de bizi evet. şey yapmayın, uzak tutmayın. Şah-ı Hazretleri'ne de şiirleri var. Ee, İzzet Mollan'ın. Öyle mi? Ee, zaten ikinci divanını ona ithaf Evet, ona işte Öyle mi? Var. Evet. Yani hak tarikatlarda zaten böyle taraftarlık, böyle evet. fanatiklik olmaz zaten. Evet. Gerçek e, ehl-i tabi olmaz. Tabi, tabii olmaz. Bu zaten bunun kemalatını gösteriyor zaten. Aynı şey yani. evet. Hocam orası önemli bir nokta. Yani biz bugün takım tutar gibi anlıyoruz bazen. İşte evet. Falanca tarikat, o tarikat, bu tarikat. Ya doğduğu hepsi... vilayet dahil ya. <laughs> hepsi birbirinin rakibi ve düşmanı evet. gibi bir şey anlaşılıyor ama bu. Önemli bir örnek yani evet. bir Mevlevi dervişinin evet. bir nakşi büyüğüne son derece hürmetkar ifadelerle e, şiir yazıyor olması ki divanın en güzel şiirlerinden birisi. Yani bu, ya bu, bu mevzuyu evet. biraz açalım isterseniz evet. hocam. Yani. Dest irfana oldur nakş bent. Nakş bent. Evet. Evet. Resmeder isterse tarı ateşe tohmus spent. Eyle iman kim keramatıyla memlu kuyu bent. Dozahı inkarına düşme olursun dertment şeyh Halid tertulyu ruhsar millet Halidin asitanı huldi cennet fequluha Halidin. Destgah, tezgah tezgah. Tezgah evet. hüccale-i irfan. İrfan kumaşının tezgahına nakış vuran odur diyor. <laughs> <laughs> Nakışbent ya, nakşibendi. Evet. Ya bu kadar mı güzel Türkçe kullanılır ya. Nakışbent, nakış nakş evet. vuran fakat nakşibendi evet. dergahın adını yolun adını da söyleyeyim. Resmeder isterse tarı ateşe tohumu sipent. Yani kerametini üç, ma, üç cisim, üç boyutlu bir cisim üzerinden geçtik diyor. Ateşin alevi üstünden de gösterir yani. Yani, yani sen onun kerametleri duymayan kalmadı. İnkar edip de başını belaya sokma diyor. Kendini yakma diyor. Bir önceki kıtada Mevlana Halit Hazretleri'nin şeyhi olan Abdullah Dehlevi ismine atıfla. Şah Abdullah-ı Azam yani kutbi dehlevi. Ruhi cismi bende gen canı cihanı manevi. Kelimeler hep cihan manevi şey evet. şeyi hatırlatıyor. Hindistan'a malum. Bir çerağı ile verdi aleme bu pertevi. Bezmgahı adne döndü serbester dünya evi. Şey Halid'dir gülü ruhsarı millet halidin. Asitanı hulde cennet fethuluha halidin. Ve nakşibendiler arasında çok bilinen, üzerinde durulan rabıta mefhumuna da bir kıtada ayrıca Bestedir desti Resulullah'a tarı rabıta. Nerededir el bağlayıp fikret diyarı rabıta. Hazreti İşan olup şimdi medarı rabıta. Tazelendi gonca gonca'yı bağı diyarı rabıta. Şeyh Halid'dir gülü ruhsarı millet halidin. Asitan huldi cennet fedhuluha halidin. Fedhuluha halidin ayeti kerime değil mi? Efendim? Evet. 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 Ebediyen kalırlar. Evet. Çok jenlerde. şiirlerde de kullanılır divan şiirinde. Bir de Mezne. çok kullanılmış redif olarak. Ya. Hem vezne çok uygun, hem mana itibarıyla pek çok başka kelimelerle tenasüp kurulabiliyor. Aklıma şey geldi, La Edri'ye ait bir kıt'a, naat ı Şerif. Ol Muhammed müctebadır rahmeten lil alemin, bende medfundur deyü eflake fakriyler zemin. Ravzasın edip ziyaret dedi Cibril-i Emin, fedhuluha e, hazihi cennatu adnin. Fethuluha halidin. Tam tamına, evet. 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 halidin <laughs> 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 evet. Yani vezni kaynağı Allahu alem yani. İnsanlar şu evet. diyor, bu diyor ama yani belli ki kelimelerin kaynağı, kavramların kaynağı. Evet. O estetiğin, fonetiğin kaynağı halde hani zatında tabii. Herkes Kur'an-ı Kerim'e bakmış da hizaya gelmiş. bu evet. <laughs> ümmet evet. başından beri Kur'an-ı Kerim'e bakıp hizaya gelmiş. Eyvallah. Hocam ağzınıza sağlık. Sağ olun. Ee, hocam şiirlerinden okuduk ama biraz e, şeyden bahsedelim. Edebiyat tarihindeki yerinden, Türk edebiyatında nasıl bir yeri vardır Keçicizade İzzetmalları'nın? <laughs> hem talihli hem talihsiz. Talihli yeri şu. Ee, son derece inceltilmiş, en mükemmel kıvamını bulmuş İstanbul Türkçesine konuyor bir kere. Evet. Ayrıca kendisinden önce gelen üstadların geliştirdiği, zenginleştirdiği, adeta cennet bahçesi haline getirdiği Divan şiirini hazır buluyor önünde. Biraz konmak önünde. gibi diyorsunuz. Evet. ya. Bütün ya. malzeme <laughs> evet, önünde. Evet, bütün malzeme önünde. Yani <laughs> yüzyılların birikimine sahip. Bu yönü talih, talihli tarafı. Fakat galipten sonra gelmek talihsizliktir. Galip gelmiş. Artık geleceğiz. <laughs> ha, haide edaya sunma kim el bir kerra demişler evvel. Galibin sözüdür bu. <laughs> galipten sonra gelmiş olmak ve galipten farklı bir şey söylemek adeta imkansız. Nitekim başta İzzet Molla olmak üzere dönemin bütün şairlerinin en büyük marifeti zaten mevcudu muhafaza edebilmek. Aşabilmek değil. Mevcudun muhafaza. Çünkü bir hazine var önlerinde. Mevcudu muhafaza edebilmiş ve bunda bayağı da başarılı olabilmiştir. Dili kullanması, kıvrak kelimeler arasındaki intisabı, efendim, e, vezindeki ustalığı ve mizacından kaynaklanan zeka oyunları şiirini son derece cazip kılmaktadır. İzzet Molla'nın. Günümüze bıraktığı şeyler vardır. Hatta işte hikemi tarz var, sepki hindi var, bir sürü renk ya renk tesirlerden oluşan bir şairlik muhayilesi vardır bir kere kendisinde. Çok ünlüdür o beyti. Hatırlamaya çalışıyorum. Vecize haline gelmiştir. Biraz da siyasidir. Meşhurdur fıskı ile olmaz cihan harap. Eyler, eyler anı, anı müdahaneye aliman harap. Alimler gevşerse yıkılır. Evet, evet. Tuz tuz kokuyor çünkü. Evet tuz, tuz koktu kokuyor. Diye, kokuyor. Evet meşhurdur ki kötülükle işte efendim fıskı fucurla yani e, haddini aşmakla cihan yıkılmaz ama cihana esas yıkacak olan şey ilim erbabının yamulmasıdır. E, Şedur yamulmasıdır. Dal, dal, dal kavukluk, oradaki dal tam ifade olur. İlim erbabının Hı. dal kavukluğudur. E, i̇lim erbabı dal kavukluk ettiği an cihan artık harap olur çünkü herkes onlara güveniyor. Tuz bozulmuş oluyor. E, beni oldukça etkileyen bir olay vardır Tunuslu Şeyh ile Sultan Yahya arasında geçen bir hadise. Bunu yazdım da geçenlerde. Geçmiş yüzyıllarda Tunus Sultan'ın Cuma selamı Cuma'dan çıkıyor. Arkasından saray erkanı, ipekler, atlaslar muhteşem bir görünüş. Kalabalık yeri göğü inletmede cami Padişahım çok yaşa. Padişah sağa sola selam vererek ilerliyor. Tam o sırada ileride bir adam görüyor. Kalabalığın gerisinde seyrediyor onları ama sanki çok uzaklardan seyrediyor onları. O bakışlar padişaha etkiliyor, dikkatini çekiyor ve az gerideki yaşlı vezire soruyor. Lala kim bu adam? Vezir sultanım işte filanca büyük alim budur. E, bu kulunuzu dinlerseniz duasını alın. Çok hürmet edilen bir zat, çok büyük bir gönül ehli, mürşidi kamil. Deme bu o mu? Padişah ilerler, işte o zatla karşı karşıya gelirler. Bu arada bakışıyorlar. Selamlaşır, ondan sonra padişah size bir şey soracağım der. Der demez, alim der ki sultanım sarayınıza gelen alimlere sorun. İstediğiniz fetvayı onlardan alırsınız. Daha sormadan, hayır efendim ben sizden öğrenmek istiyorum. E, sultanım siz sarayınıza gelenlerden sorarsanız sizi daha rahatlatıcı fetvalar verirler. Benden sormayın siz. Deyince sultan ısrar ediyor, tabii merakı da mucib. E, efendim diyor, sultan diyor. İslam İslam'da ipek erkeklere haram. Erkekler ipekli giyinemez. Altın ve ipek erkeklere haram. Fakat biz üniforma niteliğinde halk üzerinde otoriteyi sağlamak için, nizamı tesis etmek için ipekli şeyler giyiyoruz. Halk bizi görünce yola geliyor. Buna dair bir fetva yok mudur acaba? Deyince alim Sultanım bunu benden sormayın. Hayırsız ve siz cevap vereceksiniz deyince alim birdenbire müthiş bir heybet edasına bürünerek şunu söylüyor. Çok affedersiniz. Sultanım diyor öyle bir köpek düşünün ki leş yemiştir. Yediği şey pislik, karnı dolu pisliktir. Ama bu köpek, çok affedersiniz, küçük abdestini yaparken ayağını kaldırır ki damla gelmesin. Oysa içi pislik. Sen ne demek istiyorsun? Deyince sultanım, yediğin yetim hakkı, işin gücünde zulüm. Ama sen benden ipeyi soruyorsun. Allah, Allah Allah. Allah Oraya gelene kadar. Işte Allah, Allah. Bu. Bunlar sayesinde İslam medeniyeti günümüze gelmiştir. Allah Allah. Bunlar sayesinde İmam Şafii'den tutun, Zembilli Ali Efendi'ye kadar kaya gibi duruş sergilemişlerdir. Alim bu işte. Şimdi böyle olunca iki şeyden biri olur. Ya o alimin kellesi gider, ya da sultan hizaya gelir, dolayısıyla devlet hizaya gelir. İkisinden biri olacaktır. Eyvallah. Bu minvalde Nesimi'nin çok güzel bir beyti var hocam. Ey Nesimi, can Nesimi, bil ki hak aynındadır cümle mahlukun vebali ulema boynundadır. Boynundadır. Evet. Ya yani bu sözü söyleyebilmek için efendim bir defa candan geçmek gerekiyor. Evet. Çünkü hakikaten o anda fevri bir hareketle saniyelik meseledir. Evet. evet. Haram yiyorsun, evet. kul hakkı yiyorsun. Yetim Gazali hakkı. der ki alim olmanın tek şartı var. Hakkı söylemekten çekinmemek. Ne can, ne çoluk çocuk, ne ev bark, viran olası hanede evladı yarı düşünmez. Hakkı söyleme, alim budur. Hakkı söylemekten asla çekinmez. Çekiniyorsa tedbir, ihtiyat, maslahat düşünüyorsa ona alim denmez. Eyvallah, eyvallah. eyvallah. Hocam konu kendiliğinden güzel bir yere geldi. Keçeci İzzet Molla'nın harap redifli işte meşhurdur ki Cihan Fıskıyla olmaz harap. Eğer şey derseniz, orada biter zaten. İşte bir beyit bakın neler söyletti bize. Gazel tamamı da. Burada var mı? Mevcuttur efendim. Vallahi buradaysa o zaman onu bulacağız. O kopyalık bir iş o. Ha evet doğru. 6-7 beyitli bir gazelmiş şey efendim. Bilmez ki iki kat yıkılır kendi halktan İster Cihan yıkıldığını Hanuman harap. Amali hayır <laughs> süllemidir <laughs> kasrı cennetin mümkün mü çıkma olsa eğer Nerdüban harap. ''Nerdübağın harap.'' Hayırlı amel, ameli salih, cennet bahçesine, cennet köşküne atılan merdivendir. E merdiven yıkılırsa çıkmak mümkün olur mümkün mu? Mi? ''Bir mevsimi baharına geldik ki alemin bülbül hamuş havuz tehi gülistan harap.'' <laughs> Bu da Bence'si de çok deyittir Öyle bir bahara geldik ki diyor valla ''Bülbül susmuş havuz boş gülistan harap. <laughs> Çıkmaz bahara değmede biçare andelip.'' tecbürde bal vakti ta aşıyan harap kanat kırılmış mevsim kış yuva harap olmuş işte zavallı bülbül bahara nasıl çıksın elbette bir sütunu olurdu bu kubbenin izzet nihayet olmasa kevnü mekan harap eğer bu dünyanın aslı harap <laughs> olmayaydı bir sütun görürdük, bir yani direk Evet. <laughs> <laughs> Şu direksiz kubbeyi <laughs> evet. semaya bak da ibret al. Zahide aç gözünü sahraya bak da ibret al. Padişah olsan da derler, er kişi niyetine var musallada yatan mevtaya bak da ibret al. Burada da aynı şey olmuş yine. Kendi mahlasını koyduğu beytten sonra evet. teslim olursa pire medengi idaresi olmaz diyar da bir hanedan harap. Evet. Mevlana Hazretleri'nin Evet. Dönderiyor, dolaştırıyor. Şey o intisabı dikkate getiriyor. Özellikle şu Şah Beyt olduğunu tahmin ettiğim e, evet. Havz tehi bilbil hamuş gülistan harap deri biraz da 19. Ya. yüzyıldır. Evet. Orayı anlatıyor. Daha kendisinden belki bir asır sonra Faruk Nafiz biraz daha farklı söyleyecek. Çok meşhurdur, bestelenmiştir. Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok, bir yer. bir yer ki sevenler, sevilenlerden eser yok. Fuzuli yok, baki yok, nesimi yok, hiçbir şey kalmamış. Adeta bir el şalteri indirmiş ve o aşk, o vecd, o cezbe, o ışık, şiiri söyleten o görünmez kudret geri çekilmiş. Maalesef bunun haberi, ayak seslerini ayak duyuyoruz. Ayak sesleridir. Evet. Eyvallah. Bir, Hocam. Bir beytini sadece galiba izahsız geçtik. İkinci beytti o da. Bilmez ki iki kat yıkılır kendi halktan, ister cihanın yıkıldığını, hanuman harap. Yani başkalarının felaketinden üzülmez, belki rahat davranır ama bilmez ki kendisi de iki, i̇ki kat. kat yıkılacaktır. Evet. Aynı gemideyiz, kimsenin şerrini isteme, isteyen helak olur, harap olur gibi herhalde bir mana kastetmiş. Şu kalmıştır redifli bir gazeli var. Buyurun. Memra. Geçtim beş beytin diğerlerinden de. Şu beyte bak ya. <laughs> Bulur erbabı himmet nakdi cündü istemez miras. Pederden rüsteme genci nebü mi kalmıştır. Oo, evet harika. <laughs> Sen adamsan diyor. Allah'ın izniyle diyor. Bulursun diyor askeri de, gücü de, evet. cesareti de, stratejiyi de neticeyi alırsın. Babasından miras mı kaldır üsteme diyor. Asker, hazine falan. Evet. Kendisi kurdu işte diyor. Benzer şekilde Şeyh Galip merhum merdanelik asaleti meydanda bellidir. <laughs> Hayber günü babasını kim sordu dül dülün demişti. Evet. <laughs> Katırdır diyor. Babası eşektir diyor. Ama sordular mı? <laughs> Baban kim? Yok yaptı yapacağını diyor. Evet. Sen de çık meydana da laf etme. Göster hünerini. Merdanelik asaleti meydanda bellidir şahsi mesuliyet. <laughs> Adam ol diyor ya. Şikayet edip durma bir mum yak ya. Çok güzel bir yaklaşım <laughs> böyle. Hocam o gazelden devam eder mi? O çok güzel gibi duruyor. Masum edici bir gazel. <laughs> <Mas 'un, gülüyor> bir beytinden belli yani. Masum mu sen <laughs> cevri dilberan bir ser mi kalmıştır? O cevherle müzeyyen olmadık efser mi kalmıştır? Hakikaten harika ya. Yani dilberlerin <laughs> cefa taşına uğramadık bir baş mı kaldı? Şimdi başa atılan taştan bahsediyoruz. Sonra ona mücevher sıfatı, o cevherle müzeyyen olmadık. Evet. Efser mi kalmıştır? Yani aşk yolunda çekilen, atılan cefa taşlarını mücevhere, mücevher değeriyle anlatan üstad. Görülmüş mü, görülmüş mü acep bir sızmadık peymane-i de. Bu da işkest olmamış sağgar mı kalmıştır? Kırılmadık kadeh mi kaldı? <laughs> Kırılmadık kadeh mi kaldı? Hangi hangi gönül hangi kadeh kırılmadı ki? Nice fıskı yeden kanlar akıttı gülşeni devran. Cihanda sengi meşhed olmamış mermer mi kalmıştır? Mermer hep mezar taşı şey olur ya. Kanlar aktı diyor. Kanlar aktı. Hangi mermer var ki? mezar taşı olmadı, sengi meşhed olmadı. Son beyt. Cihanı lütfimon la kamkârı nakdi feyiz etti. Aceb bivaya izzet hariç ez defter mi kalmıştır? Mevlana Hazretlerinin feyizinden herkes istifade etti de bir biz kaldık be. <laughs> bir biz nasipsiz kaldık diyor. Evet. <laughs> Allah'ım ya Burada büyük bir tevazu gösteriyor. Yani, Buna bu, siz kadar bu kadar yani, olur ya. Korkuyla <laughs> ümit arasında olmak şeyi hatırlattı bana. Yani bu İslam ahlakıdır zaten. Hazreti Ömer'in ünlü bir sözü var. E, Hazreti Ömer malum ikinci büyük halife. Peygamberimizin kayınpederi. Adalet kahramanı. Aşere-i mübeşşereden salonda cennetle müjdelenmiş. Peygamber olurdu. Evet, benden sonra peygamber yok. Olsa Ömer bin Hattab peygamber olurdu. Böyle bir hadise mazhar. Hazreti evet. Ömer buyuruyor ki farz muhal Allahu Teala dese ki bütün kullarım Cennete gidecek, cehenneme gidecek, cennete gidecek sadece bir tane cehennemlik. Korkarım ki o ben olayım. Hazreti Ömer'in sözü. Farz-ı muhal allah Teala dese ki herkes cehennemlik sadece biri kurtulacak. Ümit ederim ki o ben olayım. Evet. Ölçü budur işte. Bir Zirvede evet. ümit. ve korku. <laughs> evet. <laughs> Havf ve Ne diyorsunuz? Evet. Hocam, e, şimdi bir devlet adamı, aynı zamanda şair bizim e, ecdadımızın hepsinde görüyoruz bunu çok yönlülük, böyle hezarfen dediğimiz bir durum var bunu nasıl neye bağlıyorsunuz yani Osmanlı'daki pek çok zatın böyle bir durumu var hiçbirisi sadece bir alanda iyi değil evet. yani hem iyi şair hem bürokrat hem vesaire aslında o medeniyetin yönlendirmesiyle meydana geliyor yani tek bir alanda takılıp kalmıyorlar zaten tek bir alanda alim olunmaz tek bir alanda iyi bir uzman olur o kadar alim olunmaz yani düşünün mesela bir Ömer Hayyamı düşünün en büyük rübayi şairi, matematikçi, işte efendim astronom ve bir sürü daha özelliğini insan. Bir kişi de bu kadar şey nasıl toplanıyor? O medeniyet onu yönlendiriyor. Bahar gelince güller açılıyor. Gülün yanında çok çeşitli çiçekler de açıyor. Bahar mevsimi öyle bir mevsim ki sadece gülü aç, gülün açar, açmasına değil, pek çok güzel şeyin yeşermesine de vesiledir. Şeyhi aklıma geliyor. Meşhur divan şairi, 15. yüzyıl. Döneminin en büyük göz doktoru hatta retina tabakasını naklettiği rivayet ediliyor. İlk evet. ameliyatı yapan adam. Evet. Gözdeki retina tabakasını. Bakın bu kadar tıpta bu kadar ileri. Harname'yi yazmış. Ee, Hüsrev-i şiirini yazmış. Şeyhi divanını yazmış. Neyname'yi yazmış. Makam bilgisi veriyor. Habname'yi yazmış rüya tabiri üzerine. Allah bu ne Allah. kadar yok? Daha ne yapsın hatta yani? Allah Allah. Alim bu işte. Evet. Akşam düşünün. Büyük pir şey o da doktor, tıp doktoru, İsraili tıbbiyesi var. Padişah danışmanı, ee, savaşta kendisine danışılıyor, yani taktik veriyor, strateji veriyor. Bu kadar birbirinden alakasız alanlarda hepsinde birden söz sahibi. Bunu yapan İslam medeniyetinin hemen her e, çiçeğin açmasına müsaade eden muazzam iklimidir. İzzet Mola'da da aynı şeyi görüyoruz. Hem şa zaten şairlik oldu mu başka şey görünmüyor. Mesela Akif'in veteriner oluşu kimin aklına gelir? Kimsenin Değil aklına yani? gelmiyor. Özellikle belirtmezseniz evet. kimsenin aklına gelmez. <laughs> Şairliği göz gözleri. ama daha pek çok yönü bu zat Mevlevi, derviş, muhip, mürit, siyaset adamı, devlet yok, adamı, yok. idareci evet. ve molla, medrese de var. Evet, mollalık da var adam. Evet. evet. Bu kadar yönleri var Evet. Bunların hepsinde 43-44 sene gibi çok kısa bir evet, sürede çok da Evet. kısa bir ömür yani. Yani, yani 44 oluyor. senede 544 gazel. Evet. Yani. Bu sadece bir divan. Divandaki şey. Ötekleri saymıyorum. 544 yani gazel yazmış. Ne daha, demek bu? Dağda müjneti keşan hariç. E, yani. Onları saymıyoruz aslısı. Hariç. Evet. <laughs> Hocam siz okurken şu neşveyi gördüm. Ben bir galip neşvesi zaten var. Galip neşvesi. vasfı. Bu galip vasfı. Ee, <laughs> Nabi neşvesi de var. Yani ifade kudreti çok güzel. Yani bu çok rahat söylüyor. Evet, evet bu evet. mevleviliğin genel usulü herhalde. Yani yaptığı her şeyi zirvede evet. yapıyor. Şiirde, sözde, sanatta zirvede. Yani bu Mevlevi geleneğin son şairlerinden, Mevlevi'den, son büyük şairlerinden. Ma Maşallah yani Allah yani. bereket versin. Hayret ediyor bu Mevlevi'nin. Yani onlar olmasaydı hali... klasik şiirden çok büyük bir... Şiir böyle bir, olmazdı bir kere yani. Olmazdı. Büyük bir yekunu çıkarırdık evet. herhalde yani. Yani mesela hurufilik <laughs> e, aslını söylüyorum. Sonradan çok değişmiş. Günümüzde tamamıyla artık tarikat bile denmez. Hat sanatına ne muazzam katkıları olmuştur hurufiliğin. Harflerle ilgileniyorlar ya. Mesela Bektaşilik. Cihat ve Yeniçeri tarikatı biliyorsunuz. Savaşlardaki o centilmenlik duruşuna, hakperestliğe ne bir muazzam katkıları olmuştur. Mevlevilik daha çok e, sanatkar ruhlara hitap ediyor. Bestekarlar, ressamlar, minyatür yaz, e, çizerleri ve hele hele şairlerin hepsi mevlevi. Ahilik esnafa hitap ediyor, dürüstlüğü veriyor. Aslında hepsinin gerisinde konuşan Kur'an'dır. Evet. Evet. Ve Kur'an da olsun. peygamberimizin ahlakıdır. Meşreplere uygun, ızaca, evet. iklime evet. uygun, tarihi evet. döneme uygun. Tabi ayrı ayrı evet. ekoller olmasına evet. ihtiyaç hasıl oluyor demek ki. Yoksa cümlenin maksudu bir ama evet. rivayet Ruvayet muhtelif. Evet. Ee, galip merhum Mevlevi şairlerinin ahvalini beyan ederken muhtemel değil mi? Yazılmıştı kitabı devri Adem nesriyle Galip, güruhi Mevlevi o nesri mevzun eylemişlerdir. Oh, oh. El Hak doğru. <laughs> Kitabın diyor, kitap yazıldıydı da biz onu vezne döküp bir daha yazdık evet. diyor. Öyle bir şey de yok yani hani tevazu falan da yok yani. Ruhi Mevlevi ol Nesri mevzun eylemişlerdir. Ama haklı yani. Haklı. Yerden şey var, gör. Yerden Meşhur gazelinde o da müzeyyeldir. Galip Sura'dan eklemiş. E, gümdür suhanlar. Bihude galip efgan edersin. Etvar çerha uy Mevlevi ol. Seyran edersin. Devran edersin. <laughs> Tam bir tarikat <laughs> profanası bu yani. <gülüyor> aynen, aynen. <gülüyor> aynen öyle. Keçelizade İzzet Moğollar için üslup sahibi bir şair. Ki biz zaten burada üslup sahibi şairleri konuşmaya gayret ediyoruz. Keçelizade İzzet Allah'ın lisan tasarrufu hakkında, üslubu hakkında neler söylemek istersiniz? Ee, üslubu Hı. Son, zaten e, İstanbul Hı. Türkçesi en nefis kıvamını bulmuştur onun zamanında. Bir de kendi mizacından kaynaklanan zekice oyunlar var. Özellikle vezin tasarruflarında harikadır diyebilirim. Türk aruzu oluşmuştur. Çok yanlış bir şey üretiliyor efendim işte aruz. Türkçenin zorlanması filan o ilk 200 yıl içindir. Daha Geçerli sonra olabilir. Evet, birlikte, daha evet. sonra Türk aruzu oluşmuştur. Aruzda adeta vezin üzerinde sörf yapar. İzzet Molla. Adeta yani yani o vezne mahkum değil. Vezin onun elinde oynuyor. 544 gazel iki mesnevi şey Mihnet i keşan gülşeni aşk. Kolay değil. Ben Biz zorlama bir... eseri evet, görmezsiniz. Evet. Yani. Hayal gücü, batıni alemin kelam yoluyla dışarı sızmasını şiirle sağlamaktaki kudreti hakikaten takdire şayandır. Keçezade İzzet Molla'nın Hocam çok özür dilerim. Estağfurullah. Arkasından gelen cümleyi söylemeden önce, buraya bir kendimde bir mim koymuş oluyorum. Kurduğunuz şu son cümleyi var ya hocam, yayında sonra izleyip ezber edeceğim yani. Tekrar edin desem siz de edemezsiniz, Allah bilir ya. <laughs> yani, batına alemde olup biteni kelam yoluyla açığa vurmanın adıdır evet. şiir ve bu sahada İzzet Molla muazzam bir... Bak sen de not al, bak konuşma artık şey oldu, çentik oldu. <laughs> Neyse bir fena böldük ama aklımızda. Estağfurullah becerdi. hocam. Devam edin hocam. Devam edin. Şimdi demek ki şiirde sadece kabiliyet, kafiye becerisi, çok kelime bilmek veya musikiden fevkalade haberdar olmak falan değil. Ama hepsiyle birlikte, hepsini beraber alarak. Asıl yaptığınız vurgu şu ki, şurası yanacak evet. arkadaşlar. Burası yanacak yani. Hayır. Buradan gelmedikçe Allame-i Cihan olsam, evet. kırk türlü numara Zaten yapsam. bir insanda yalnızca şiir varsa başka bir şey yoksa bu hayra alamet değildir. Şiirin gerisinde bir şey olacak. Olmadan olmaz. Meşruiyeti bile <laughs> evet ona tamam, bağlı. Evet. 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 <laughs> Lisan tasarrufu hakkında devam ediyordunuz hocam. Orada kaldık. Lisan tasarrufu işte kendisinin zamanında zaten enfes halini bulmuş olan İstanbul Türkçesi kendisinin de katkıları vardır. Muazzam bir hale geliyor. Adeta kelimelerle oynuyor, kelimelere raks ettiriyor. Pek çok şiirinde biz bunu görürüz. Asla kulak tırmalayıcı bir şey evet, yoktur. Evet. Fakat şu vardır, belki kendisinden öncekiler söylemiş ya, Galip'te görülür mesela. Haide edaya sunma kime el, bir kerra'nı demişler evvel. Daha önce söylenmiş şeyleri tekrar ettiği için bir nesimi gibi muazzam çıkış, bir fuzuli gibi yanış, yakılış, bir galip gibi derinlik, Onda görülmüyor, görülse bile ötekilere benziyor. Bu da onun talihsiz tarafıdır aslında. Çünkü kendisinden önce söylenen her şey söylenmiştir. Evet. Bir kişilik bir ekoldur Fakat hep bu kişilerde böyle oluyor. Genç yaşta vefat etmiş. Evet. Kendisiyle başlamış, kendisiyle bitmiş bir akım. Eğer ekol haline gelebilseydi, tek kişilik değil de bir çığır açabilseydi, Divan edebiyatın klasik edebiyatımızın bugüne akışı baş, başka türlü olabilirdi. Ya biraz Hı. sonra belki 3-5 ay hafta neyse ömür varsa belki temas edeceğimiz bir Leskovçalı galip var. Evet. Çok benziyor değil mi efendim? Evet. Mislup? Evet. Yani sahasında tek evet. yek tane böyle. Evet. Yani şunun aynıdır diyemiyorsunuz. Bunun takipçisidir diyemiyorsunuz. Etkilenmiştir doğrudur ama nevi şahsına münhasır. münhasır. Damgasını Faka, vurabilmiş. Marka belirlemiş. Evet. Ama kalmış orada evet. ve o da 34 yaşında çıktı. Hep kendisiyle başlıyor, gidiyor. hep kendisiyle bitiyor. Galip de öyle değil mi? Galip de 42 o da, yaşında evet. gidiyor. O da evet. öyle bir. Bu ilginç bir şey değil mi yani? Birisi 36, biri 42, biri 44. Niye böyle oluyor canım? Muallim Naci, keza evet. Muallim Naci. Evet. Benzer bir durum. Söylediğiniz her bir isim bir enstitü evet. ismi yani konusudur. Evet. Yani niye böyle? Çok ale, erken. Allah <laughs> alem verilen vazife bittikten sonra. <gülüyor> 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 yani ta, ta, keri, yani. Evet. Yani tak. uzatmadan neyi, neyi şey bekleyecekler? Özellikle 18. yüzyıldan sonra gerek tepki Hindinin tesiri ki bir akımdır. E, gerek Devleti Aliye-i Osmaniye'nin artık zevale doğru zevale doğru gidişi e, ondan mıdır bir karamsarlık vardır? İzzet evet. Mola'da da bu görülüyor. Evet. İşte yani, divanda özellikle Evet. Çok. Yani felaket bir karamsarlık havası karamsarlık evet. Bu karamsarlıkla bile dalga geçiş bu da şairlik tarafı, yaramaz mizah tarafı. tarafı çok Kendi var. karamsarlığını bile mizah konu edebiliyorum Allahu alem. Evet. Bu kimseler böyle bir teselli imkanına sahip olmasalardı Oo. yani bu evet, tam bir kayın kaos olur. netice vermezdi Allah. Kaos Allahü olurdu alem. evet. Muazzam bir kabiliyet var, patlamaya hazır bir şey var ve bunu bir yerde oyalanıp bir şey bir şekilde hallediyorlar da yani insanın o anarşik tarafını da törpüleyen, evet, tatmin <laughs> sahası, meşru evet. Yani sihri halal diyorlar ya. Evet. Helalinden sihir. <laughs> ya bunların sihre ihtiyacı var. Çok sıra insanlar çünkü. Evet. Yoksa bunu fikirle yapmaya kalksa ne bileyim efendim bunu böyle bir sivil toplum oluşumuyla <laughs> evet. yani 20. yüzyılda 21. yüzyılda göre geldiğimiz hep böyle topluma yansıyan gürültü patırtı bir teneke bir şey var yani patırtı halinde olsa kaosa sebebiyet verirdi. Ama o içeride başlıyor. Mesela Naili, evet. teziniz, yazdığınız yazı hocam tez değil o da bir makale, makale değil Makaleydi, bildiriydi o. Allah ömrünüze bereket versin. o Naili'ye ben de fevkalade hayranımdır. Oradan çok güzel açı şeyler gördüm, açılımlar gördüm. Şimdi hastalıklı bir ruh hali diyebileceğimiz bir durum var karşımızda. Evet. Evet. Ama onun tedavi göreceği bir saha rehabilitasyon göreceği bir alan var. Şiir gibi bir, bir evet. alan var. yani İyi ki olur. var. Yani Tabii. Bunu günümüze aplike edip günümüzün meselelerini, birçok psikososyal problemlerini düşünürken belki bir derhatır etmeli. Yani bu oyuncak, evet. bu alet. Oyuncak diye çok hafifletmiş olacağım belki ama bu imkan yok elde. İnsanlar neyle boşaltsınlar evet. işte. Yani, yani şiir öyle bir şey ki hem hastalıklara şifa, e, hikmettir diyor ya hadis-i şerif. Söz var şiirdir, şiir var hikmettir. Hem kendisi bizzat zaman zaman nükseden bir hastalık. Şiirin ne olduğunu tam olarak tarif zaten mümkün değil. Devası olmayan bir hastalık. Evet. Aşk gibi bir şey. Hayra da şerre de son derece müsait, iki taraflı keskin bir ustura gibidir şiir. Nitekim aklıma geldi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında Mekkeli şairlerden birisi maalesef Efendimiz'i hicvediyor. Biraz edep dışı ifadeler kullanıyor. Bunu duyunca Medine'de sahabiler çok kızıyorlar tabi. Ama şu oluyor, bu oluyor, zaman geçiyor. Bu zat bizzat kendisi gelip Medine'ye gelip Peygamberimizin huzurunda Müslüman oluyor. Hidayete eriyor. E Müslüman olunca herkes seviniyor fakat Hazreti Ömer diyor ki, ''Ya Rasulallah, tamam kardeşimiz, fakat sizi hicvettiler. Müsaade ederseniz dişlerini çekeyim.'' <gülüyor> 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 Hazreti Ömer kızmış. <laughs> yani o kadar beli konuşamazsın artık. Efendimiz müsaade etmiyor. Hayır ya Ömer diyor. İnşallah bundan sonra da İslam'a o diliyle, o belagatıyla hizmet edecektir diyor. Mucizedir bu söz. Hakikaten tekrar Mekke'ye dönüyor bu şair. Aradan zaman geçiyor. Mekke'deyken duyuyorlar ki efendimiz dünyasını değişmiş. Medine'de Hazreti Peygamber'in vefat ettiğini Mekkeliler duyuyorlar. E, duyunca bir öbekleşme, gruplaşma başlıyor. Bir fısıltı başlıyor. Artık öldü biz eski dinimize dönsek mi gibi. Allah Allah. Böyle bir şey alındılar. İşte bu şair bunu görür görmez Kabe'nin o çıkıntısı var ya Hicri isma is evet. şey vardır. Hilal gibi. Ha, hilal gibi. Oraya çıkıp muazzam bir hutbe irade ediyor. Yarısı da şiirdir onun. Ey ehli Mekke diyor, siz Herkesten sonra Müslüman oldunuz. Yarın herkesten önce dinden çıkmayın bari. Allah. Bu bir beyittir. Bu Allah. söz Mekkelileri yerinde durduruyor. Allah Allah. Tam sapacaklar iken tekrar İslam'da karar kılıyorlar. Hazreti Ömer duyar duymaz Medine'de tekbir geliyor. Resulullah haber vermişti hizmet edecek diye. Evet. böyle bir şey yani. oldu. Ha. Hayra da şerre de kullanılmaya son derece müsaittir. Yani tek beyitle kabileleri birbirine düşürüp savaşa sebep olabiliyor şiir. Tek beyitle sulhu temin edebiliyor. Şiir böyle bir şeydir ve işte İzzet Molla bunun üzerinde şey yapıyor. Sörf yapıyor adeta. Eyvallah. Eyvallah. Hocam şimdi bazı şairler bazı şiirleri terbiye ediyorlar. diyorlar, Bazen tahmis ediyorlar, beşliyorlar. Teslis ediyorlar, altılıyorlar. Bazen de tesbih ediyorlar. Yedileme. Yediliyorlar. Fuzuli Hazretleri'nin şiirini tesbih ediyor. Keçidizade İzzet Molla. Ha, beşer ee, onu Lütfederseniz. Estağfurullah, ben olamazsın. onu lütfederim. <laughs> <laughs> İzzet <gülüyor> yok. Ali Emiri Efendi Merhum, Divan-ı Türk isimli, isimli eserin yeryüzündeki son nüshasını bulup kütüphanesine koyduğunda alem istiyor, İstanbul böyle bir sallanıyor böyle bir ya. Bir sallanıyor yani. Adamın biri bir kitap buluyor. İstanbul'da duymayan kalmıyor. Devlet katında kutlamalar filan falan. O kitabı bulmuş olmanın neşesiyle Laleli de okuyan yazanların oturduğu yere gelip etrafına şöyle bakıyor. Divan-ı Divanu Ligati Türk'ü gören var mı? <laughs> Kimsenin görmediğini biliyor ya. Hava atıyor merhum Ali Emiri. Herkes boynunu büküyor, yüzünü görmedik filan tarzında. Fuzuli'nin o meşhur mısrağını söylüyor. Eyledim tahkik, yok. görmüş kimse yok, cananımı. Canan anamı. Anamı. <gülüyor> <gülüyor> Sevgilimi gören yokmuş falan diyor. Malum senin bana attığın pasın izahı bütün bunlar. Fuzuli de beytinde her gören tayyip kıldı dide de gir yanımı. Eyledim tahkik, Görmüş kimse, kimse yok Canan Hanım'ı. Beni kınayanlar, sevgilimi görmedikleri için kınamışlardı. Görünce utandılar. Yani Yusuf Aleyhisselam kıssasına bir atıfla evet. Kendini Züleyha mevkine koyarak aşık oldum diye laf ettiler ama Yusuf'u görünce de utandılar. Edebiyatımızın en temel mefhumlarından birini ifadeye koyan bu beyti. İzzet Molla gibi bir üstad <laughs> ele alır da neler olmaz, neler Teşer olmaz. Allah'ım Rabbim. <laughs> ahdan gayrı bilen var mı dili suzanımı? Etmedim mahrem derunum derdine dermanımı. Hiç kim sormaz cihanda baisi efkanımı. Bir yıkan vardır demezler hatırı viranımı. Su be su mecrayı eşkimden akıttım kanımı. Her gören tayyip kıldı dide-i de giryanımı. Eyledim tahkik görmüş kimse yok cananımı. Bülbülüm amma değil gülzar derdimden habir. Geçti bin sayfu şita yok harru derdimden habir. Bir tabib ister gönül kim ola derdimden habir. Ateşi dilden haberdar ahı serdimden habir. Olmadı bir fert kat aru yezerdimden habir. Her gören tayyip kıldı dide de gir yanımı. Eyledim tahkik görmüş kimse yok cananı mı? Okuduğumuzun kadarının hiç değilse, ne dediğine şöyle bakacak olursak, gönlümü yakan derdi ahımdan başka bilen yok. Ben de, sırrıma, öz canımı bile, <laughs> demin ben yanlış okumuşum, şimdi farkına vardım, düzelteyim. Etmedim mahrem de ruhunun derdine öz canımı. Ben ha. canımı haberdar etmedim. Başkası nereden bilsin evet. derdimin nidünü. Allahu ekber, Allahu ekber. <laughs> Sevgili seyirciler, Keçeci Zade İzzet Molla merhumun ruhuna Fatiha. Hiç kim sormaz cihanda bayisi efkanımı. Kimse de sormaz benim beni ağlatan nedir figanımın arkasında ne vardır sormu bilmez çünkü sorsun. Bir yıkan vardır demezler hatırı bir anımı. Aşık öyle bir dertli ki yani kimse ona acımıyor. Evet. Kimsenin acımadığı bir derdile dertli viran olmuş, darmadağın olmuş. Demin okuduğum beytinde de vardı ya. Yıkıp, yık, yakıp yıktı temelden hüsrevi aşkın sipahisi. Ümit etmem imaret bir dahi virane gönlümden. Öyle bir yıktı ki diyor. Aşkın subayları geldi de. Bir daha imaret, bir daha tamir falan ümit bile etmem diyor. Ama onun o haline acıyan yok. Kimse acımıyor. Aşk de. gönüllü çünkü. Seve seve gitmiş. Pervane mumda yandı diye ona kim acır yani. Haleti o. Su ve su mecrayı eşkimden akıttım kanımı taraf taraf. Göz yaşlarımla beraber aktı benim evet. kanım. Herkes kıldı, beni yani ayıpladı, tayyip kıldı. Ağlayan gözlerimi görüp beni kınadılar. E tabi soruşturdum, gördüm. Sevgilimi gören yok. Sonra okuduğum kıtada ise, Bülbülüm ama değil gülzar derdimden habir. Bülbülüm ama gül bahçesi benden <laughs> haberdar değil. Umurumda <laughs> değil. Derdimden <gülüyor> haberdar değil. Bin kış yaz geldi geçti. Soğuk, üşü, soğuğumdan da sıcağımdan da kimsenin haberi olmadı. Bir tabip ister gönlüm derdimden haberdar olsun ama gönül ateşinden haberdar, gönlümün yanışından haberdar birine rastlamadım. Olmadı bir fert kat aru, üzerdim, sararmış yüzümden haberdar olan beni anlayan da olmadı ve aynı beyt tekrar ediyor. Allahu Ekber. Bunun çok büyük. Son bendini de lütfederseniz. Ha, çok... çok bent varmış bunda. <laughs> bunda bent <band> çokmuş zaten. <laughs> Şimdi dur sayfa bunu biraz karıştırmışım. Ben toparlayayım bulur, buluruz yani. Bunun devamı herhalde arkada bir yerde. E, muhtefidir. Abicim yani kolay kolay da değil ki yani sen bu işi yani kolay bir şey mi zannediyorsun? Bu üstü var. Bulamadım. Bulamadım işte. Bulamadım. Bulursam okuyacağım. Borcum olsun. Kendisinin bir kıtası çok şey, iki beyti daha kıta değil de bir gazelde ilk iki beyt. Şöyle söylemiş merhum. Ne sabra takat ne terki diyara yer kaldı. Adem vilayetine şunda bir sefer kaldı. Ve hakkı Hazreti Mecnun izale eyleye hak. Serim, Serim de derdi hıretten. biraz eser kaldı. Evet. Biraz sonra bu gazelin tamamını soracağım efendim. Tamam, tamam. <laughs> Onun müjdesini vermiş ya, olayım. Allah. Diyor Adem ki, vilayetine şunda bir sefer kaldı. Yani bir ölmem <laughs> kaldı. Yapacak başka <laughs> evet. bir şey kalmadı elimde. Yok yani. Sabra takat edecek mecal yok. Efendim, evet. hesen bir sığınacak bir yerim yok. Ancak kabre gidebilirim. Fakat biraz akıl kaldı. Az bir şey. Aşk mesleğine girdiğimizden beri epey halloldu da. Bir kırıntı kaldı. Onu da Cenab-ı Hak, Hazreti Mecnun'un yüzü suyu hürmetine <laughs> tamamen kaldırsa da, <laughs> boş gitse ki... <laughs> <Yani, gülüyor> galip tesiri o kadar belli ki, e, Dil hayreti gamle lal kaldı, ha, evet. e, Galip gibi bir mecal kaldı, evet. Gönderdiğim arzı hal kaldı, El an bir, bir ihtimal kaldı, evet. İnsafın o yerde namı yok mu? Tardiyen. Evet, evet, tar e, evet. evet. Usta ustasından haber veriyor. Hocam siz bulurken sizle devam edelim. Ee, sizin dünyanızda Ketizade İzzetpaşaların e, yeri nedir? Yani bir gazeli var mıdır aklınızda? Yani e, tam manasıyla zaten aklımda ne var onu bilemem. Yeri gelir sadece aklıma da gelir. <laughs> e, bir divan edebiyatımız bu yönüyle iftihar edebiliriz, hamd edebiliriz. Bir şairler ordusunu barındırmaktadır. Bu şairler ordusunun içinde tabii Maraşalı'ndan Erine kadar hepsi o ordunun içindedir. Keçecizade, İzzet, Molla bunların içinde nereye koyabiliriz? Talihsiz tarafı. Fuzuli o gel cevap bu olacak. Siz sözünüzü bitirdikten sonra bir bakın işte, <gülüyor> tamam. <laughs> <laughs> ee, evet. gelmiş, Baki gelmiş, Şeyh Galip gelmiş, Nef'i gelmiş, Şeyhülislam Yahya gelmiş. Bunlardan sonra Keçecizade, İzzet, Molla gelmiş. Artık ne söyleyebilir? Böyleyken 544 gazel yazmış. Evet, hiç az değil. Bu az, az şey değildir. Bunların yani bu kadar muazzam ustaların gelip geçmesinden sonra hala söyleyecek bir şeyler bulabilmek, divan şiirinin günümüzde de devamını sağlamaya yönelik bir kolbaşı olmaktır, yolbaşı olmaktır. Yani şuna benziyor, biraz uzak bir örnek gibi görülebilir ama, Birinci Dünya Savaşı'nda Fransızlar Almanya'yı işgal etmişler, bir mevkiyi tamamen bitirmişler bir mitralyoz bir türlü teslim olmuyor. Mitralyoz makinalı tüfek demek. Her taraf işgal edilmiş. Sadece mitralyozu kullanan adam kalmış. Hepsi öldürülmüş. Ama teslim olmuyor. Hiç kimseyi yanına yaklaştırmıyor. Durmadan ateş ediyor. Bakıyorlar ki çok kayıp veriliyor. Fransızlar megafonla bağırıyorlar. Diyorlar ki teslim ol. Boşuna uğraşma. Almanya diye bir şey yok artık. Allah Allah. Almanya bitti. Boşuna yani kendini öldürtme diyorlar. O bağırıyor diyor ki hayır diyor madem ben hayattayım Almanya vardır. Bu bize basit gibi gelebilir çünkü bizim evet. tarihimiz çok şanlıdır fakat onlarda bu o kadar muazzam bir söz ki şimdi öldürüldüğü yerde şimdi meşhur asker anıtı vardır. E, bunu niye söyledim? E, madem İzzet Molla gelmiştir, Divan şiiri devam ediyor. Devam <laughs> 544 gazel yazmış Huzuliye, bakiye, Nedime efendim. Rahmen, e, kendisini söyleyecek. Evet. Demek ki evet, evet. bitmiyor bu. Evet. Bitmiyor. Bir meşaledir devrediliyor elden ele. Elden ele. Ah. Ee, İzzet Molla'nın bize gösterdiği en önemli husus budur. Daha nice İzzet Molla'ların gelebileceğine dair, divan şiirinin bitmediğine, tükenmediğine e, dair çok önemli veriler sunmaktadır bize. Burada hemen düzelteyim. Başta liseler olmak üzere. Efendim bitti, artık o bitti, geride kaldı. Hayır efendim, Hayır bitmedi. Efendim. Ayrı bir boyuttur, devam ediyor. Day devam ediyorum. Yani bir edebiyatımızın bir kısmını tam manasıyla yok farz etmek, zihinlerden silmek, hiç olmamış gibi e, lanse etmek aslında feci bir ihanettir kültürümüze karşı. Başka milletlerde olsaydı taşkın bir iftiharla dünyaya ilan edeceklerdi. Bizde ise maalesef böyle bir gelenek vardır. Geleneği reddetme geleneği bizde var. Maalesef bu vardır. İşte izzet morla ve daha var birkaç tane daha var. Günümüze divan şiirinin günümüze doğru akmasına yol veren köşe başlarıdır bunlar. Evet, evet. Onun mevkini böyle görüyorum. Siz şöyle bir ifadeniz vardı hocam geçen programların birinde. Kendi ihtişamından yani kendi milletinin ihtişamından korkan bizim gibi maalesef. başka bir millet var mıdır acaba? Evet, maalesef. Öyle buyurmuştunuz. Maalesef. Hocam naçizane söylediğinizden şöyle bir son çıkarıyorum. Ben 20. yüzyıldaki Yazılmış divanlar üzerine biraz çalışıyorum. Onu çok iyi yapıyorsun. Onu çok evet, iyi yapıyorsun. Yani herhalde. şöyle evet. bir rakam vereyim. Şu an 170'in üzerinde yazılmış divan ya, ve divançayı bizzat gördüm. Yani evet, evet. evet. gözlerimle. <laughs> Peki gördüm. niçin ders kitaplarında bunlar yok? Bunların 5 tanesi dahi 20. yüzyıl antolojilerinde yok. Ya, ya. Yani 5 tanesi dahi yok ve bunların pek çoğu birinci sınıf şair. Evet. Yani bunu bizzat müşahede evet. ediyorum. Bu söylediğim rakam sadece eser oluşturanlar yani bu rakam. Gazel yazanlar değil yani. Mestevi yazanlar değil. Bir de şey var. Doğu milletlerinin genlerine sinmiştir. Biz şair milletiz. Yani en şiirden uzak adamda bile şiir görülür. Ee, yıllar yıllar önce 90'lı yıllarda doktora için İstanbul'da bulunduğum zaman kaldığım otelin affedersiniz işte lavabosunda ilk bizde sosyal medyanın atası o kapıların arkasına yazılan yazılardır. <laughs> evet, evet. Bir yazı bir dörtlük gördüm. Bayılmıştım o dörtlüğe. Birisi gelip geçmiş yazmış. Hiç unutmuyorum onu. Şöyle diyordu. Memleketim Sivas, kazamız Gürün. İstanbul ellerinde sürün babam sürün. <laughs> Bu şiir. Bu normal birisi yazmış. Benden önce orada kalan birisi yazmış. Bakın o işte o kapıda. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Ee, sırf yeniliktir diyebilmek için en abes, en olmadık, en e, yani agresif, absürt şeyleri ders kitaplarına koyuyoruz. Tamam onları yine koyalım. Ben karşı değilim. Ama gerçek şiirden de bu kadar kaçmıyor kaçmayalım. Yani. Tamam lollipop yiyin, cips yiyin ama kuzu kızartmasını da yiyin ya. Yani bu da olsun yani. Hocam 20. yüzyılda pek çok şair vefat edenler var ama bir de yaşayanlar da var. Yani evet. bugün 30'lu yaşlarda 35 40 ben bizzat tanıştığım için biliyorum. Yani, yani 40'lı yaşlarda bir, iki, bir ben de tanışıyorum. Evet, 40'lı yaşlarda ya. Ya yani benden <laughs> evet. 5-6 yaş büyük bir insan divan yazmış evet. ve bunu görüyorum. Evet. O neş ve aynen devam ediyor. Yani hocam ilk, e, gibi. bir araya gelişimizde anlattığımı hatırlıyorum. Ben gençliğimde 20'li yaşlardayım şair olarak tanındığım bir yere girdim. yaş 20, biraz da havalıyım yani şiir, şair olarak bilmiyorum ya o, o yaşın icabı. 90'lık bir hacı amca vardı. feci bir edepsizlikle geçtim ondan ileride oturdum. Baş köşeye kuruldum yani. şu zarafete bakın, şu inceliğe bakın. İşte Osmanlı'dan süzülüp gelen edep tavrı budur. Kusur, kusur örtülür ya. o hacı amca dedi ki bir kağıt kalem getirin bana. Aldı, gözlüğünü taktı, bir şeyler Osmanlıca yazdı. Bana dedi sonra okursun. Bakın hocam o, o toplumun içinde bunu yaptı bana. Bildim bir şey var. Sonradan okudum. Kendisine ait olduğunu sanıyorum. Başka hiçbir yerde rastlamamıştım. İki dörtlük yazmış. Gözetme meclisin sadrın ne ol ali nesebdendir. Oturmak payi mecliste o hem edeptendir. Tekaddüm eylemiş için sureyi ihlasa tebbet. Biri methi ilahidir, biri zemmi Ben başa geçtim oturdum ya. Gözetme meclisin sadrın baş köşeyi gözetme. Ne ol ali nesebdendir. O yüce soyluluktan gelmiyor. Oturmak payi mecliste, meclisin ayak kısmında oturmak, hayavu hem edeptendir. Bakın bunu o sırada evet. irticalen yazıyor evet. bana veriyor. Evet. İşte genlerimize karşı şiir böyle sinmiş. Evet. Hele ikinci dörtlük muhteşem. Takaddüm eylemiş çün sureyi ihlasa tebbet. Kur'an-ı Kerim'i bilenler bilirler. Tebbet suresi ihlastan önce geliyor. Ee, Tebbet suresinde Allahu Teala Ebu Leheb'ten bahsediyor. İhlas'ta ise kendini anlatıyor. Başta oturmakta bir keramet olsaydı Tebbet İhlas'tan önce gelmezdi diyor. <gülüyor> yani <gülüyor> şiir Aman bu Aman ya Rabbi. Bize. Evet. evet. Ya. evet. evet. Yani Allah, bu Karacaoğlan'ın sözü var. E, el ariftir yoklar senin fendini. Evet. Dağıtırlar tuzağını bendini. Evet. Alçaklarda otur gözet kendini. Evet. Katı yükseklerden uçucu olma. Uçucu olma. İşte Erban. bu edep, bu zarafet ve bunu şiirle anlatmak kimseye bildirmeden bakın aradan en az 30 sene geçmiş ben burada söz konusu ediyorum. 30 sene önce yaşadığım bir hadise. Evet. Bu bizim cemiyetimizin genlerine kadar var. Dolayısıyla klasik şiirimizi bitti artık demek yerine bitmediğini görüp kabul edip artık yani normal yemeği getirmek lazım. Hep salatayla ile milleti doyurmamak lazım yani. Artık <laughs> asıl yemek gelmeli da. yani. yani. <laughs> gelmeli artık. Evet. Yani biz toplumumuz Şeyh Galip diye birinden haberdar ol, olmalıdır yani. Evet. Hocam biraz önce bahsettik hani yaşayan delikanlılardan, ve divan sahibi insanlardan bahsettik. Bir de kıdemli delikanlılar var tabi divan sahibi olan. Zat haliniz de onlardan birisiniz. Yani aslında henüz bu işin, tamam değil. Bu işin na tamam da olsa divan divandır hocam. Yani bu işin hala bitmiyor olduğunu, evet. yaşıyor olduğunu, yaşayan birisinin de şiirler yazıyor olduğunu göstermesi bakımından önemli bir örnek. Hocam size bir şiir e, vermişti. Yanlış onu onu ihmal ettim ben hocam. Okuyayım, okuyayım ben okuyayım. Yani evet. bunu okumanız istediğim evet. için değil de. Işte İzzet Molla'dan aklınıza ne gelir denildiğinde şunu hatırladığınızda siz de ha diyeceksiniz. Suzan'ın olsam evet. giryane dersin. Evet. Gir yanın olsam suzan edersin. <laughs> edersin. Galiben hazire değil ben evet. Gel kıyma bica bu kepşi cana bir aydi şevke kurban edersin. Tam aruz bezini öğretmek için süper. Müstef, ne, ne? Müstef, <gülüyor> <ilin>. <gülüyor> Müstef ilatün. Müstef ilatün. Müstef ilatün. Bir Müslüman da yok bendeki dert görsen akafir iman eder. İman <laughs> Allah Allah. Lütfen okuyunuz hocam. Leyla Çok Hanım güzel. da tanzir etmiş. Onun da en hoşuma giden beyti budur Leyla Hanım'ın. Ey dil bihuda kıyma bu cane, ey visala kurban edersin. Ya Leyla ha, Hanım. In. Ha. Yani şimdi harcama. Bihuda kıyma ey dil bu cane. Ben ters okudum. Ey visala kurban edersin. Kavuşma gününde kurban. Evet. Ya. Tut yani kurbanlığını. <laughs> Şu Edersin Kem... Redifi'yle ne Çinli işlere sebep olmuş Galip ya. Bir gazel altı üst. Işte. bunlar bildiklerimiz. Bunlar bizim ulaş, ulaşabildiğimiz. Kim bilir daha ne nazireler yazılmıştır. Kem terge şahım kapında aşık sanırsın bühtan edersin. Bühtan edersin. Evet. Allah, ben sana aşığım diyemem haşa. Köleyim ben senin evet. kapında. Sakın ha. Esrarı aşkı dilden çıkarma. Gencine ha viran edersin. İran. Gönlünden beni atma, hazineni boşa harcamış olursun. Yap gamzan yeterken her bir belaya israfı tiri müjgan edersin. Bin nale ettin kar etmedi hiç beyhude ey dil efgan edersin. Gahi atarsın uşşakı çaha, gahice mısra sultan edersin. <laughs> Bazen kuyuya atıyorsun aşıklarını bazen de Mısır'a sultan ediyorsun. Hazreti Yusuf'un kıssası Züleyha. Evet. Aman Allah'ım ya. Esrarı aşka mahremleriz biz. Ruyun niçin sen pinhan edersin? İzzet gubarı pa, izzet gubarı payın olurken hakile anı yeksan edersin. Eksan Uy diyorsun. devri aşka gel mevlevi ol seyran, seyran edersin. edersin. Devran devran edersin. Devran. Allah Allah. Sen demin bana aslında pasta doğru atmışsın da biz karıştık. Yani beş kıtaymış. Yani son kıtayı oku dediniz ya. Burada zaten onu varmış boşuna arıyorum. Herhalde şunu okumamı istedin sen. Hamdülillah izzeta keşf manayı raz. Mest olup mansur kılmıştı biraz ifşayı raz. Rahnedar olmuştu sen git minayı raz. Bir taraftan eyledi çeşmim dahi imayı raz. Olmadı zahir yine keyfiyeti sahbayı raz. Her gören tayyip kıldı de iğir yanımı eyledim tahkik görmüş kimse yok cananım. Ben aşkın Anladım. sırrını hiç vermedim diyor İzzet Molla merhum. Ben ağzımdan kaçırmadım. Biraz kaçırdı Mansur ne oldu biliyorsunuz. Birazcık söyleyecek oldu. Birazcık söyleyecek <laughs> gibi oldu. Dar ağacına gitti. Ben o kadar da kaçırmadım. Rahne <laughs> dar olmuştu. Sengi taneden minayı raz. İlâ ahir sen okuyacağım bir şey var oku. Ben iki gazel seçtim. Vaktim kalırsa birer ee, birer beyt Hocam seçim. bir de Hayali Bey'e yaptığı bir tahmin var. O da... Cihan ara, cihan içindedir. Kudret. Ne yani oku, <laughs> okuma vakit mevcuttur. yetmez. Ona vakit yetmez. Onu şimdi sen Yeter evet şey hocam, yapma. hocam biraz vaktimiz var. Peki bulalım o zaman. Bulalım o zaman. Ne Hayali çok iş çıkarıyorsun sen ya o insana. Ha. <laughs> Hayali Bey'in o meşhur beyti cihan, ara, cihan, cihan içindedir. Ara'yı bilmezler. O mahiler ki der ya içredir deryayı bilmezler. Bunu galip tahmis etti. Bir kere. Oh nefehna nefasın güç etmeyenler nayı bilmezler. Miyanı canu canan da bu huyu hayı bilmezler. Nefesna aşinalar gevheri manayı bilmezler. Cihan arayı cihan içindedir arayı bilmezler. O mahiler ki der ya içredir deryayı bilmezler. Galibin tahmisi bu. İzzet Molla'nın tahmisi. Cedel karan bilirler mebhası davayı bilmezler. Medadasa kalıp elfaz da manayı bilmezler. Girerler halka i tevhide huyu hayı bilmezler. <laughs> cihan ara cihan içindedir arayı bilmezler. Şümahiler ki derya içredir deryayı bilmezler. Bu davacılar var ya mücadeleyi sevenler konu başlığını bilir de davayı bilmez. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Öyle bir şeyler söyler ama zikrin manasını bilmez. Sözde kalır manaya nüfuz edemez. Huyu hayi bilmez. Aşkın sırrına vakıf değildir. Girerler halkaya. O da o da orada görünür. Yani özden habersiz ham sofular yine burada tenkit ediliyor. Rahitler. Neden meydan alır sayılı siriş kasa akıp bunlar Şikayet eylemezler çille-i sabrı yakıp bunlar. Dururlar hak deyip sermenzili sehme bakıp bunlar. Hamide kadderine i eşki takıp bunlar. Atarlar tiri maksudu nedendir yayı bilmezler. Hocam burada sizin söyleyecekleriniz var ya. Estağfurullah. Onun Her son beyit var ya şeyin evet, hayalinin evet, dediği. Evet, hayali Bey'in beyti. Hamide kadderine i eşki takıp bunlar atarlar tiri maksudu nedendir yayı bilmezler. Yani öyle bir resim gibi şiir söylüyor ki iki büklüm bellerine gözyaşı ipliğini takarak maksud okunu atarlar ama asıl atanın kim olduğunu yine göremezler. Şimdi gözyaşıyla e, dal gibi olmuş evet, beyin. yay olmuş. İki oluştu. büklüm gözyaşı aşağı doğru yani hakikaten bir yay, yay harp aleti olan yay keman akla geliyor. İşte bununla istedikleri nedir? Atarlar tiri maksudu. Maksat okunu. Evet. İlahi ente maksud. Allah. Budur işte. Atarlar Allah. tiri. Ama asıl atanın kim olduğunu yine Allah bunu nasip etti de ondan atıyorlar. Bunu evet. göremezler. Bedir şey, Harbi'nde bunu... sen atmadın ben attım. Ayeti evet. kerimesine götürüyorlar evet. buradan tabii, da tabii, izah Tabii tabi, muazzam yani. Düşünsün bir haşr-ı zühdüne mağrur olan abid. Ezel yanıklarına ateşi duza olur zaid. Geçenden bir haber hala siyatinden nedir ait? Harabat ehline mahşer azabın anma ey zahid. Ki bunlar İbni Vakt, Vakt olmuş. Gamı bilmezler. Ya sokağa çıkıp bağırasım geliyor ya. <laughs> Feryat figan bağırasım geliyor ya. Bilhassa o ilk Mısra'da e, ibadetine mağrur olan zahid diyor ya. 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 Bir e, Sadi'de okumuştum bir Fars hikayesidir. Sadi Şirazi anlatıyor. E, bir Sufi çok ibadetlerin hesabını yaparmış. Buna ehemmiyet verilmiş. Şu kadar şu çektim, şu kadar namaz kıldım hesabını fazla yapıyor. <laughs> Fakat Allahu Teala bazen o kadar olmadık vesilelerle insana doğruyu gösterir ki bir gün dergaha giderken bir, karşıdan bir genç kız geliveriyor. Dervişle kız karşılaşıyorlar. Genç kızın elinde bir sepet ve sepette elmalar var. Selamlaşıyorlar. Demek ki akraba filanlar veya komşular. Soruyor kıza, e ne yapıyorsun? O elmaları kime götürüyorsun? Kızcağız diyor ki nişanlıma götürüyorum. E ne kadar elma var orada? Kızcağız diyor ki kişi sevdiğine götürdüğünü sayar mı hiç? <laughs> Der demez cezbe <laughs> halinde artık. Allah Allah. İşi gücü hesap etmek ya. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Allah, Allah. <gülüyor> o mısra onu hatırlattı bana. Allah Allah. BİMİ'dir. Ağzınıza Bim sağlık. Ee, evet? Hocam bir gazelle yavaş yavaş programımızı Hayır, noktalayalım. Hay. Peki. Evet. Düşünsün bir mi haşrı zühdüne mağrur olan abid. <laughs> <Haşri> düşünsün. <laughs> eylemişlerdir redifli. Galip merhumun gazeline naziresinde. Şöyle bir beyte, hepsini tamamını bile değil yani. bilinse aşkı mutlak kimse olmaz izzeta aşık. Koyup namın muhabbet hüsnü tabir eylemişlerdir. Hakiki aşk bilinse kimse ben aşığım bile demez. Adına aşk koymuşlar öyle. Oynuyorlar yani. O akiller ki rahın semti takdir eylemişlerdir. Çıkar yol ancak oldur, hüsnü tamir eylemişlerdir. O akıllılar ki takdiri yol tuttular, akıllılık etmişler. Salim yol odur. Cenab-ı Hakk'ın takdirine razı olma yolunu tutmuşlar. Olanlar genci la yefnaya malik künci rahatta, koyup dünyayı azmi dergehi pir eylemişlerdir. Bu dünyada selamet tevekkülde ve hükme, hükme razı olmaktadır. Bilirsin ariyettir i can cismi aşık da bir iki gün hayatı müstear varsa sendendir. Demin temas ettiniz ya efendim. Evet. Sanadır ilticası galibin ya Hazretim onla başımda bir külahı iftiharım varsa, varsa sendendir. Sendir. O gazelene nazire yapıyor ve şöyle bir beyt var. Bilirsin ki can çamaşırı aşığın cisminde emanettir, ariyettir. Bir iki gün dünya hayatım varsa sendendir. Nefes alıyorsam evet. sendendir. Ne mümkün etmesin imayı vuslat tutmaz ülfünden. Eğer destimde cüz'i ihtiyarım varsa sendendir. Son olarak hatırıma gelen bir beytidir. Tamam koyup nakdi neyi eşki biraz hızlı girdim hatırlayamadım. Mefhumu söyleyeyim. Kuş avından bahsediyor efendim İzzat Molla. Kafeste kuş avlanır ya. Kafesin içine su ve yem koyarsınız. Zavallı kuş karnını doyurmak, su içmek için gelir kapak kapanır, avlanır. Saadet kuşunu avlayan avcılar o kafese yem diye gönül ateşinin kıvılcımını, su diye gözyaşını koydular. Şerar-ı ahıddane eşki çeşmi ab kılmışlar, o sayyadan ki mürgi kamı nahcir Saadet kuşunu avlamanın tek çaresi gönülde ateş, gözde yaştır. yaştır. Vesselam. Evet. Eyvallah. Ağzınıza Teşekkür sağlık. Teşekkür ederiz. Hocam. Allah razı olsun. olsun. Çok güzel bir isim oldu. Yani onu anmak çok güzel hakikaten. Allah rahmet eylesin Gani gani. Amin. Eyvallah. Hocam son birkaç kaç cümleyle toparlayacak olursak programımızın sonuna geldik. Rahmetle yad ediyorum. Ee, kültür örgümüze ilmekler atmış. Ee, emeği olan e, kültürümüz, kültür dünyamızda emeği olan üstadlarımızdan biridir. Asla unutulmamalıdır. Zaten unutulmaz. En fazla birkaç neslin gözünden kaçırılabilir. O yine ortaya çıkacaktır. Rahmetle yad ediyorum. Allah Eyvallah. eksikliklerini vermesin. Nice izzet mullaların zuhurunu bekliyoruz inşallah. Eyvallah. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Hayat Hocam sizin de ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Allah Efendim hayırlısı. Ankara Mevlevi Hanesi'nden gerçekleştirdiğimiz canlı yayınımızın sonuna geldik. Allah nasip ederse haftaya aynı gün ve aynı saate tekrar birlikte olacağız. Sizlere Keçecizade İzzet Molla'nın bir mısra ile veda edelim. Talii yar olanın yari bakar yaresine. Hoşça bakın muhterem zatınıza.